Arkadaşlar merhaba. Üçgende eşlik ve benzerliğin 7 testini çözeceğiz. Testimiz kelebek ağırlıklı arkadaşlar. Bir numaralı sorumuzla hemen başlıyorum. 3x85 AD uzunluğu şurası ve BE dediğimiz yer burası x kadar uzunluklu verilmiş. AB uzunluğuna bir kat derseniz eğer iki katını DC uzunluğuna iki kat olarak verebilirsiniz demiş. burada paralelliği vermiş. Paralelliği verdiğinde kelebek olduğuna ikna alıyoruz. Biliyorsunuz paralellik olmazsa kelebek olmaz. Bakın bunu şu şekilde alfa derseniz z kuralından buraya da alfa getirebilirsiniz. Şuraya beta derseniz buraya da beta diyebilirsiniz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Esasında kelebek dediğimiz birbirine benzer olan aynı açılara sahip olan iki üçgen demektir. Bakın sol taraftaki üçgende beta k'yi görmüştür. Bölü sağdaki üçgende betamız 2k'yi görmüştür. Ondan sonrasında alfayı sol üçgen x olarak sağ üçgen alfayı 3x85 olarak görmüştür. Buradan k'leri sadeleştirir içler dışlar yaparsanız 2x'i 3x'in yanına alırsanız eksi 5'i de bu tarafa aldığınızda x eşittir 5 gelecek soru gelecektir tamamdır. Ancak biz bu soruda sadece ispatlı gittik açık kodladık. Bundan sonraki hiçbir soruda açık kodlamayalım. Kelebekleri pratik olarak kullanalım. Hocam pratik olarak kullanmaktan kastınız nedir diyorsanız onu göstereceğim size. Hiç açık kodlamayacağız ve şöyle yapacağız bu saatten sonra arkadaşlar. Bunun sınırındaki kenarı bunun sınırındaki kenara böleceğiz sırayla. Ve bunun bir kenarını devamında bunun bir kenarına bölüp bu şekilde kelebek yazacağız. Ve burada da aynı şekilde lazım olsaydı yazardık arkadaşlar. Yani şu şekilde dikkat ettiyseniz bir 8 çizmiş oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Hemen soruyu devam ettiriyor. 2 numaralı soruya geliyorum. Şimdi ikinci soruda 1 ile 1 aynı şekilde 1. sorudaki gibi tam olarak vermemiş aslında. Aradaki değerler yok. Mesela şuraya A dediğinizde incelelim birazcık. Buraya A dediğinizde, buraya B dediğinizde iki ayrı kelebek kullanabilirsiniz şu şekilde. 4'ün 6'ya oranı, sınırların birbirine oranı kelebeklerdeki eşittir. Buradaki kanattan bir sayı ve devamında buradaki kanattan bir sayı yani A'nın B'ye oranına eşit olacaktır. Ve benzer şekilde arkadaşlar, bu kelebeği kaldırdığımda ortadan karalamalarımı alıyorum. Şimdi de şu kelebeğe yöneliyorum. Bu kelebekte de sevgili arkadaşlar bakınız dikkat ediniz. Kanat 6 sınırında, kanat x sınırında. Yani 6 bölü x yazmalısınız. Eşittir. Şimdi bu kanattan bir sayı aldığımda devamında diğer kanattan bir sayı almam lazım. Onu da bu şekilde alıyorum. Yani yine A bölü B'ye eşitliyorum. Dikkat ettiyseniz sağ taraflar birbirine eşit çıkmıştır. Sağ taraflar eşit olan kelebeklerin sol taraftaki bu getirdiği eşitliklerin de aynı olması lazımdır. Yani 4 bölü 6 bunun sol tarafıysa bunun da sağ sol tarafı 6 bölü x ise içler dışlardan 36 eşittir 4 x bulduğunuzda x'iniz 9 olacaktır. Ha, siz bana derseniz ki hocam siz bu şekilde uzun uzun çözdünüz. Bu soruyu ben şöyle çözdüm. Bu şekilde her zaman yapabilir miyim? 6 bölü x kelebeklerden yazmışımdır. Tamam. 4 bölü 6 bu kelebeklerden yazmışımdır. Bunları birbirine doğrudan eşitlemişimdir. X'i yine 9 olarak bulmuşumdur. Yine olur arkadaşlar. Yani bu paralelliği verdiği sürece ve bu tarzda bir kalıp bulunduğu sürece karşınıza bunu tabii ki her zaman yapabilirsiniz. Buna da söyledik, izin var dedik, yapabiliriz dedik. Cevabı da söyledik, soruyu geçebiliriz artık. 3 numaralı sorudayız arkadaşlar. 3. soruda ikiz kenar bir üçgen var. Her zaman ne diyorum? İndir diki bitir işi. Yani ikiz kenar bir üçgen varsa dik indirmelisin. Çünkü verilen ikiz kenar üçgenin tabanını iki eşit parçaya ayıracaksın. Elinde senin bir 8 bir de iki toplamda 10 var. 11'i mi iki eşit parçaya bölen öğrenci yüksekliğin sol kısmına 5 sağ kısmına 5 yazmalıdır. İki zaten varsa buraya kalan 3 olmalıdır. Bu 3 yukarıya çıkar arkadaşlar ve kelebeğimiz oluşmuş. Bu kelebekte üst sınır 3, alt sınır 2 olduğu için kanadımız 3'ün olduğu yer 3 ile orantılıdır. 2'nin olduğu yerde 2 sayısıyla orantılıdır. Bu ne demek? Bu şu demek. Buraya 3m yazan buraya 2m yazacaktır. Çünkü 3 ve 2 bunların değerleridir. 3m yazan 2m yazarsa soruda istenenleri yerine koyduğunda cevabını 3 bölü 2 bulacak. Çünkü zaten bunların oranlarını soruyor bize. Yani sorumuzun cevabı 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Bu kadar. Evet arkadaşlar kelebeğimiz var. Kelebeğimiz burada. Nereden anlıyoruz? Çünkü paralelliği vererek kelebek olduğunu garanti ediyor bize. Bakın paralellik burada. Kelebeğin nasıl kullanıldığını buraya kadar olan ilk 3 soruda gördük. Yine söylüyoruz. Bunun üst kanadın sınırındaki bir sayının alt kanadın sınırındaki bir sayıya oranı Buradan bir sayı ve diğer kanattan bir sayı devamına oranıyla eşit olmalıydı. Yani arkadaşlar şu A ve bu B olduğunda A'yı B'ye bölen öğrenci buradan bir sayı ve buradan bir sayı almıştır. Üst kelebek kanadından bir sayı, alt kanattan bir sayı. Devamında üstten bir sayı, alttan bir sayı birbirinin devamı olan uzunlukları seçmelidir. Çünkü 4'ün devamı dikkat ettiyseniz dümdüz 6'dır. Bu şekilde yaptığınızda 4 ile 6 sadeleştiğinde 2'ye 3 olarak bulacaksınız. Yani A 2'yi görüyorken, B 3'ü görüyorken A'nın olduğu yer 2 kat olursa, B'nin olduğu yer 3 kat olmalıdır. Bunu en baştan hiç bu şekilde yazmadan da söyleyebilirsiniz bu saatten sonra. 4'ü 2k, 6'yı da 3k olarak bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Pratikleştikçe siz de yapacaksınız bunları zaten. Buradan sonra arkadaşlar birbirine paralel olan 2k ve 3k'yı büyük üçgen için kullanmaya çalışacağız. Bakın dikkatli bir şekilde bakınız. Bu ve bu ikisi birbirine paraleldir ve büyük üçgende benzerlik yapmaya müsaittir. 2 de arkadaşlar yukarıdaki açıya bakıyor, 3k'de yukarıdaki açıya bakıyor. Yani yukarıdaki açının olduğu yerden benzerlik yazmaya başlayacaksınız. Başlangıç yeriniz burası. Benzerlik yazmaya nereden başlayayım hocam diyorsunuz. İşte cevap veriyorum buradan başlamalısınız. Çünkü 2k de buraya bakıyor, 3k de buraya bakıyor. Birbirine paralel olanların baktığı açıdan başlanır. Tamam A'dan nasıl başlanır gösteriyorum. 6/hepsi bölü hepsi. 6 bölü 6 artı x. İlk gelen 6 nereye geldi? 2K paraleline geldi. Yaz. İkinci giden paralel arkadaşlar gelen ok büyük paralele geldi. Yani 3K'ye geldi. 2K ve 3K'deki K'leri sadeleştirirseniz eğer içler dışlar 18 eşittir. 2 tane 6 artı x bulacaksınız. Peki 2 ile neyi çarparsak 18 buluruz dersem 9 olur. 2 kere 9 18. Yani 6 artı x dediğimiz sayının 9 olması gerekiyormuş. O halde x artı 6 eşittir 9 olacaksa x'imiz 3 olacaktır. Cevabımız e gelecektir. Sorumuz bu kadar. 5 numaralı sorumuz arkadaşlar. Biraz daha ekranına dolduralım şöyle. Sevgili arkadaşlar şurasına 1K derseniz burasına 2K demeniz gerektiğini söylüyor size. Bunu burada veriyor. Buradan sonrası için 4 veriyor ve AB uzunluğunu yani 2K'nin olduğu yeri size soruyor. Sevgili arkadaşlar kelebek bunun neresinde derseniz burasında. Bakın dikkat edin küçük kanadın K'si var. Sınırda büyük kanadın ise sol sınırdan 2 K'si var. Yani küçük kanat 1, büyük kanat 2. Küçük kanada M yazan devamında büyük kanadan kenarına 2 M yazmalıdır. M buraya 2 M buraya. Şimdi bu saatten sonra kelebeği görmeyi bırakın. Birbirine paralel olan 4 ve X'e dikkat çek. 4 ve K'ye dikkat çekmek istiyorum. Bakın şu ikisi. 4 ve K. Bakın bu 4 dipteki açıyı B'yi görüyor. K de yine B açısına bakıyor. İki paralelin baktığı B açısından benzerlik yazmaya başlayabilirsiniz. 2M bölü 3M. 2M bölü 3M. Bunun devamında arkadaşlar 2M'nin geldiği yerdeki paralelin değeri 4. 3M'nin geldiği yerdeki paralelin değeri ise K. Bunu 4 bölü K diye yazar. İçler dışlar yapar. K'yi 6 bulursunuz. Ancak lazım olan k değildir. 2k'yi sorduğu için k yerine 6 yazan öğrenci 6 kere 2'den cevabı yani ab'yi 12 bulacaktır. 6 numaralı soru. Arkadaşlar 6. sorumuz bu kadar. Baktım x'i soruyor. Şekli doldurduk buraya. Çapraz atama 5 buraya 5m. 2 buraya 2m. BF'nin olduğu yer 5M. FC'nin olduğu yer 2M. Size iki tane şık yol göstereceğim. Öncelikli olarak 9. sınıf konusudur arkadaşlar. Tabii ki 9. sınıftan hatırlamak yani çok mümkün değil. Hatırlayanlara da saygı duyuyoruz tabii ki de. Bunlar birbirlerine paralel olarak çizilirse. Bu 9 yol boyunca aşağıya 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 düşürülerek getirilirse. Yani düzgün çizmeye çalıştım orantılı olsun diye paralel çizdiğimizde bunların hepsi eşit işte olacaktır. Görünmüyorsa siz çizerken biraz daha dikkat edin görülsün arkadaşlar. Bu şekilde. 23 vardı 9'unu kullandınız geriye 14 kalmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlar. X'imiz vardı. 9'unu kullanmışız. Geriye buraya x eksi 9 kalacaktır. Dikkatlice paralellere bakın gösteriyorum. x eksi 9 ve 14 birbirine paralel iki çubuktur. Çünkü en baştan paraleller verilmişti zaten. Bunların paralel olduğunu yeni bulmadık. Biliyorduk. Arkadaşlar küçük paralelimiz c açısına bakıyor. Büyük paralelimiz de yine c açısına bakıyor. O halde c açısından başlayan bir benzerlik 2m bölü 7m diye yazılabilir. 2m'nin 7m'ye oranı Benzerlik gereğince küçük paralel bölü büyük paralel diye x eksi 9 bölü 14 diye yazılabilir. Bu saatten sonra içler dışlar yapmadan şöyle diyiniz. Daha kısa olsun diye. 7'yi 14 karşılamış. Karşılıklı olarak birbirinin 2 katı var. O halde 2'nin karşısına da 2 katı 4 gitmelidir. Yani x eksi 9 sayısı içler dışlar yapmadan 4'e eşit olmalıdır. Eksi 9 da karşıya artı olarak gittiğinde cevap 13 gelecektir. Arkadaşlar unutmayın cevabı 13 bulduk. Hatta gelin işaretleyelim ve size ikinci bir yol daha göstereceğimi söylemiştim. Söylemediysem de gösteriyorum arkadaşlar izleyin. Şurasına 2 Malatya, burasına 5 Malatya soru başında yazdık. Buradan vermiştik zaten. Devamı nasıl getirilir onu söyleyeceğim. Şimdi 9'dan yola çıkın arkadaşlar. Nereye gelin? 23'e gelin. Küçük paraleliniz 9 iken büyük paraleliniz 23 sizin. Ve arada 7M'ye kadar yol var. Bakın 9'un ve 23'ün arasında yanda 7M'ye kadar yol var. Siz 7M'ye kadar yol boyunca ilerlediğinizde 9'u kaça dönüştürmüşsünüz? 23'e. Yani kaç artmışsınız böyle düşünün. İkinci yol gösteriyorum bakkal hesabı gibi. Hoş bir şey bunda dikkatli dinle. Kaç artmış arkadaşlar? 14 artmış. Öğrenci şöyle desin. 7M yolunda 14 artarsa sadeleştiririm. 7'ye bölerim. 1M yolunda 2 artacağım ben desin. Ve her M kadar yolda 2 arttırsın. Hocam 2M yolu var ne yapalım? 1M'de sen burada 2 arttığını söylemedin mi? 1M'de 2 artıyorsa 2M'de kaç artar? M yerinde 2 ise 2'ye giden 4 artacaktır. O halde 9'u 4 artıran öğrenci Üzerine 4'ü eklesin. 9 artı 4'ten x'e 13 desin. Bu da sorunun ikinci yoludur arkadaşlar. Ön sayfamız bu kadar. Arka sayfadaki 6 numaralı soruda gösterdiğim pratiği burada da göstermek istiyorum arkadaşlar. Artma azalma yapacağız sizinle. Ama önce şu oranları yerleştirelim. 1 kat şurası 2 katı de 2 kat burası şuraya yazdım gitti. Bakın arkadaşlar Thales diyor ki 1K 2K olduğunda 1X 2X olur diyor. Yani bunun karşısına X gelirse bunun karşısına 2 katıyla 2X gitmelidir. O halde pratik olarak arkadaşlar 2K 8 gördüyse 1K 4 görür deyip X'in olduğu yeri zaten çok hızlı bir şekilde buluyoruz. Şimdi soru başında söylediğimi uyguluyorum. Ne dedim? 6. sorudaki pratik yolu kullanacağım dedim. Arkadaşlar 6'dan 10'a gelirken ne olmuş? 4 artmış. Buradan buraya geçerken kaç artacak? Şöyle düşünün. 2K'da 4 artıyorsa 1K'da 2 artacaktır. O halde zaten elimde 10 varsa 2 artacağına karar verdiysem Y12 gelmiştir. Y12 iken X'de 4 iken X artı Y'nin toplamı yani 12 ile 4'ün toplamı sorunun cevabı olur. 16 olur bu kadar. İkinci yol istiyorsanız 6 numaralı soruda 2 yol gösterdim. Diğer yoldan da siz deneyebilirsiniz. 8 numaralı soruya geldim. Baktım şıklarımı gördüm. Soruyu gördüm. Burada bir kelebek görüyorum arkadaşlar. Dikkatlice bakınız. Şöyle bir kelebeğimiz var. Kelebeği kullanmayı bu testin başından beridir öğrendik. Birinci soruda da ispatladık. Hiç ispat yapmadan pratik olarak gösteriyorum. 2 bu kelebeğin kanat sınırındadır. 6 da bu kelebeğin kanat sınırındadır. Ne demek istiyorsunuz hocam diyorsan. Yani 6 ile 2 birbirinin kaç katıdır demek istiyorum. 3 katı. O zaman bu kelebeğin bir kanadına m diyen bunun kanat devamına 3m demelidir. Dikkat edin küçük kanat büyük kanat. M 3M kaç katı? 3 katı. 2, 6 kaç katı? 3 katı. Pratik olarak ayarladık arkadaşlar. Bunu bu şekilde açıkladım size. Şimdi bu saatten sonra 5 e, özür dilerim 6 ve 7. sorularda uyguladığım artma yolunu burada da kullanacağım. 6 sayısı 4 sayısına doğru inerken 2 azalma gerçekleştirmiştir. Arada da 3M kadar yol vardır. 3M yolunda 2 azalma gerçekleştiyse her iki tarafı 3'e bölersem M yolunda 2 bölü 3'lük bir azalma olacaktır. E, M yolu burası olduğuna göre buradan buraya geçerken 2 bölü 3'lük bir azalma olacakmış. O halde 4'ten 2 bölü 3'ü çıkarıp x'i ele geçirelim. 4 eksi 2 bölü 3. 4 kere 3 12. Eksi 2 10. Yani sorunun cevabı 10 bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Bunu iyi anlamadım ben hocam diyorsanız artma azalma yolunu Dediğim gibi 6 ve 7. sorularda açıkladım arkadaşlar. Özellikle 6'ya bakın. 6'da açıkladım, 7'de de kullandım. Üzerine de burada da yapmış oldum. Ben bu şekilde devam ediyorum bu sorularla. Size de öneririm. 9 numaralı sorudayım arkadaşlar. Baktım şöyle bir x'in AC'nin ne olduğunu soruyor bana. Şimdi A desem A olur, A olur. Ve yine arkadaşlar paralelliği dikkatlice okursanız DE BC'ye paralelken. Bu ikisi paralelken. E bu ikisi de paralelken karşıya çıkışımız serbest. Buraya A diye çıkabiliriz. Paralel kenar oluşmuştur. O halde kelebeğimiz çıkmış mıdır? Çıkmıştır. Hem de eşit kanatlı bir kelebek çıkmıştır. Şöyle üst tarafı da A, alt tarafı da A olan bir kelebek. Yani kanatları birbirine eşit olan bir kelebek olmalıdır. Şuraya X diyen buraya da toplamda X artı 3 dediği için X artı 3 demelidir. Gelin karalamalarımızı silelim. Umarım o kelebeği anladınız. Ben bunların hepsini attım. Bulduklarım dursun. Şimdi sevgili arkadaşlar. Geometri diyor ki her çarpışmadan bir kelebek doğar. Ne demek istiyorum? Bu çarpışma bir kelebek getirdi ve az evvel kullandım. L'de de bir çarpışma var. Bakın buraya dikkatli bakın. Burada elenmeyin. İkinci noktada çarpışma noktasıdır. Şurada da L noktasında bir çarpışma gerçekleştiği için küçük kanat, büyük kanat diye yine yeni bir kelebek oluşmuştur. O halde üst kanatta A, alt kanatta 2A diyerek A bölü 2A diye kelebek benzerliğini yazıyorum. Eşittir. Kanatlara bakıyorum arkadaşlar. Bunun kanadında X var. Devamındaki kanatta da burası var. Yani arkadaşlar şöyle X şöyle. X'imizi yazdık. Burası da ne yapar? X artı 3 artı 3'ten bu kanadın toplam sayı değeri de X artı 6'dır. Umarım anlaşılmıştır. Buradan A'lar sadeleşir. İçler dışlar 2X eşittir X artı 6 olur x bu tarafa eksi olarak gidince alt olarak görünür. Yani ac nedir diyor ama size. ac buranın tamamı arkadaşlar gösteriyorum. Buranın tamamı tabii ki de. Yol boyunca toplamanız gerekiyor. x artı 3 artı 3 artı x. Yani 2x artı 6'yı soruyor. X'i 6 e bulan öğrenci. 6 kere 2 12 desin. Üstüne 6 daha eklesin. Yani cevabını 18 olarak bulsun. 9 numaralı sorumuz arkadaşlar bu kadar. 10. sorumuz gelsin. 10 soruda arkadaşlar, hocam ben şu şekilde çizdim oldu mu? Arkadaşlar bunu çizerseniz bir kelebek falan oluşturamazsınız ve orta tabanda oluşturamazsınız. Yani şöyle bir şey yapamazsınız. Tam ortadayım işte buraya bir şey yazdım iki katını buraya yazdım. Yok böyle bir şey. Çünkü D'nin orta nokta olduğunu falan söylemiyor. Bakın burada K dediğiniz yer burası. 6 K dediğiniz yer buranın tamamı. Bakın şöyle düşünün. Bu kenarın tam ortasını Kenarın tam ortasıyla birleştirirseniz orta taban olur. Orta taban olduğu için de büyük üçgenin tabanına paralel gelir ve 6k'nın yarısı olan 3k'yı buraya yarısı olduğu için dediğim gibi yazabilirsiniz. Ve kelebek nerede diyorsanız kelebek burada. Çok güzel gizlenmiş bir kelebek sorusu. Dikkat ettiyseniz 3k ve 1k var. Yani bunlar birbirinin 3 katı. O halde buraya m diyen buraya 3m diyecek kelebek kanadı 3 katıymış. O halde toplam değeri de 4m olduğu için 8kök 2 olarak verilen burası 4m eşittir 8kök 2 diye yazılmalı. Her iki taraf 4'e bölünürse m eşittir 2kök 2 çıkacaktır. Ancak ikisinin olduğu yer 3 tane m olarak sorulmuştur. Yani size 3m lazım. M değeri de 2kök 2 olduğuna göre 3 kere 2'den soru cevabı da 6kök 2 olacaktır arkadaşlar. 11 numaralı soruda G'nin ağırlık merkezi olduğunu söylemiş midir? Söylemiştir. Ağırlık merkezinden kim geçer arkadaşlar? Kenar ortay geçer. Yani sen bir kenar ortaysın. Kenarı tabii ki de 2 eşit parçaya böldün. 4 buradan, 7 buradan kenarın toplam değeri kaç arkadaşlar? 11'dir. İki eşit parçaya böleceğim dediğim tam buraya kadar. 11'in yarısı 5,5. 5,5, 5,5. 4 varken 5,5 olması için kalır 1,5. Hocam buraya ne kaldı? Boşver lazım değil. 5.5 ama kullanmayacağım. Şuraya K diyorum. Kenar ortay çizdiğim için üzerinde ağırlık merkezi olduğu için K'ye 2K hatırlayın arkadaşlar. Kenar ortayda kullanmıştık bunu. Ve tabii ki de gelsin kelebek. Mis gibi kelebeğimiz oldu arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz şurası X burası 1.5. Burası K burası 2K. Yani kelebeğin benzerliğini şöyle yazacaksınız. Üst sınır bölü alt sınır. X bölü 1.5. Hemen buradan bir sayı, buradan bir sayı. Büyük kanattan bir sayı, küçük kanattan bir sayı. 2K bölü K. İçler dışlar x eşittir. 2, 2 çarpı bir buçuktan 3 yapar. Ya da hocam işleme ne gerek var? Niye giriyorsunuz? Tabii ki doğru söylüyorsunuz. 1K'ye 2K kanat değil mi zaten? E 1 2 katıyla tabii ki de 3'ü otomatik olarak da yerleştirebiliriz. Biz e, birçok seviyeye uygun olmaya çalışıyoruz arkadaşım lütfen. Hoş bir soru ama. Çok hoş bir soru gerçekten. 12 numaralı soruyu gören öğrenci evet ne şanslı öğrencidir. 12. soru ne güzel bir öğrencidir. Onu gören öğrenci ne şanslıdır diyorum yani. Bakın dikkatli bir şekilde inceleyin. C ayrı bir yer, D ayrı bir yer. Bu soruyu çözmek için şöyle davranınız. Burası bir birim, bir birim daha iki birimdir. Ve devamı da 1 2 üç birimdir. Şu şekilde. Biz Thales'te şunu rahatlıkla yapabiliyorduk. Burası 2, burası 3 olduğunda 2'nin karşısı 2A, 3'ün karşısı 3A yapabiliyorduk. O halde 2 varken karşısı dümdüz karşısı dediğim paralel bir şekilde çiziliyor ya bunlar o yüzden söylüyorum. 2'nin karşısı şuraya kadar 2M diyen 3'ün karşısına böyle yol boyunca bakın 3'ün karşısı 3, 3'ün karşısı 3M'yi buraya yazabilecektir. Bunu kullandım arkadaşlar bakın bu çok önemli. Gerçekten sorularda lazım olur. Bunu paralel aralıkta karşıya geçirmeyi öğrenin arkadaşlar. Lazım oluyor. Sonra bu sefer de şuradan yakalıyorum C tam bunun üzerinde arkadaşlar bakın D bunun üzerindeydi o yüzden D'yi yakaladım az önce C de bunun üzerinde o yüzden bunu da buradan yakalıyorum 1 2 şurası 2 birim 1 2 3 4 birim şuradan şuraya kadar şimdi arkadaşlar yine karşısı yapacağız bakın dikkatli bir şekilde inceleyin odaklanın 2'ye 4 var 2 var 4 var nasıl kullanacağıma bakın 2'nin üzerine B yazan 4'ün üzerine 2B yazabilir ya da 2b4b şeklinde de olabilirdi fark etmiyor. Kısacası arkadaşlar şu çizgiden 2'nin karşısına buraya 2b yazan 4'ün karşısına buraya 4b yazacaktır. Kontrol edelim. 2 karşısı 2b, 4 karşısı 4b. Tamamdır. Şimdi yol boyu bakın 3m buradan, 2m buradan. Toplam kaç m bunun hepsi? 5m. Diğer taraftan arkadaşlar b olarak baktığımda 4b 2b daha. Yol boyu kaç b? bu sefer de 6b. Yani m yerine 6'yı alan, b yerine de 5'i alan bu tarafta 5 kere 6 30, bu tarafta 6 kere 5 30 sağlayacaktır. Çapraz atama yaptık yani. 5 buraya, 6 buraya. Hocam niye sayı verdiniz? Nereden biliyorsunuz? Derseniz eğer şöyle söyleyeyim. Oran sorduğunda sayı verebilirsiniz. Korkmayın. AD demiş arkadaşlar. AD'miz ne kadar? 3m kadar. Yaz. BC'miz ne kadar? Şurası. 4b kadar arkadaşlar burada yazıyor. O zaman bana sorduğu şey 3M'nin 4B'ye oranıdır. M'yi 6 olarak belirleyen buraya yazsın. B'yi de 5 olarak belirleyen buraya koysun. Buradan 6 kere 3 18 4 kere 5 20. Bir kere sadeleş 9 bölü 10 cevap olmuştur. Niye sadeleşme yapmak zorunda kaldım? Çünkü burada B 2B yazmıştık arkadaşlar. Burada da 2'ye B 4'e 2b yazsaydık, yani tıpkı buradaki gibi sadeleşmiş koysaydık, işin sonunda sadeleştirmek zorunda kalmazdık ama çok da bir şey değişmedi gördüğünüz gibi. Yani bu testin favori sorusu oldu diyebilirim arkadaşlar. Çok tatlı, çok muhteşem bir soru. ÖSM birim karalizemin sorularını sever. Benden söylemesi. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.